7:25 geçiyor. Şimdi birazdan tekrar konuşacağım. Günaydınlar sevgili arkadaşlar. Güzide bir İstanbul sabahından hepinize merhabalar. Tarihlerimiz şu an 22. Hangi aydayız biz? 22 Ekim 2022 günlerden cumartesi. Sabah saat tam 7:26'yı gösteriyor. Benim bugün 6:45'te uyanıp da 7:26'da yollara düşmeme sebep olan mevzu nedir? Arkadaşlar bildiğiniz gibi, yani aslında tam da bilmediğiniz gibi, ben kendi üniversitemde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde farkındalık ve omdusmanlık kulübüne üyeyim. Ve bu kulüpte bu sene içinde bazı çalışmalar, projeler yürüteceğiz. Efendime söyleyeyim. Onun zaten yapacağımız her şeyin videosu gelecek. Şimdi ne alakası var kulüple benim bugün sabah erken kalkmamın? Galatasaray Üniversitesi'nin Uluslararası Politika Kulübü bugün Anlaşılmayanı Anlamak Kıbrıs adında bir etkinlik düzenliyor. Konuşmacılar getirecekler kendileri. Çok değerli insanlar gelecek. Bilgiler verecek. Bizle bilgilerini paylaşacaklar. Şimdi peki biz farkındalık ve omdusmanlık kulübü olarak ne alaka? Davetli olarak oraya gidiyoruz arkadaşlar. Ve bugünü de bir videoya dönüştürmek istedim ki neden? Çok güzel olacağına inandığım için. Ve ayrıca bu haftada bir videom olmadığı için görmüş olduğunuz gibi yola çıktım. Gidiyorum. Şu an Maslak'tayım. Kulüp üyelerimizle Beşiktaş'ta buluşacağız. Hava şu an buz gibi lan. Elim dondu. Neyse devam. Şu an buradan yola çıktım. En kısa şekilde Beşiktaş'a gitmeye çalışacağım. Saatlerimiz dediğim gibi 26'ydı. 28 olmuş. Evet, şimdi böyle bir etkinlik yapacağız. Efendime söyleyeyim. Umarım hoşunuza giden bir gün olacak. Ben aynı zamanda hem etkinliği çekerim. Belki daha sonra günün ilerleyen zamanlarını da çekerim. Yani etkinlik bittikten sonrasını bizimkilerle buluşursam falan diye. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Eminim bugün çok güzel bir gün olacak. Ve bu videoda acayip iyi bir vlog olacak. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve iyi şeyler diliyorum efendim. Efendim eşsiz İstanbul'un muhteşem manzarasıyla sizlerleyiz. Şimdi size yolda gelirken yaşadığım bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben 41E'ye bindim Maslak'tan. Şimdi 41E Kabataş Ayaza arası çalışan bir hatmış. Şimdi ben bu hatta bindim. İlk bindiğimde lan dedim ne kadar güzel dedim ya, bomboş dedim. Kimse Kabataş'a gitmiyor, Allah Allah. Oturdum güzel güzel gidiyorum. Otobüste 2 kişi var. Şoförle birlikte 3. Ben haritayı bir açtım. Lan biz Kabataş'tan yukarı çıkıyoruz. Ayaza'ya doğru gidiyoruz. Dedim ne oluyor? Böyle bir şey olamaz. Bir dakika, benim aşağı inmem lazım. Daha sonra hemen abinin yanına gittim. Şoför abinin. Dedim abi bu nereye gidiyor? Sen tepeye çıkıyorsun ama. Dedi ki abi ben Kabataş'tan geliyorum, yukarı çıkıyorum dedi. Dedim abi dur. Hemen dur. Sağda dur dedim. O da durdu sağ olsun. Tam indiğim anda 41E'nin Ayaza'dan gelen hattı vardı durakta. Eğer onu kaçırsaydım şu an burada değildim. Bir yarım saat sonra falan buradaydım. Ama Allah'tan şans eseri, kısmet eseri geldik buradayız şu an.
Güzel. Birazdan Galatasaray Üniversitesi'ne geçeceğiz. Şu an Kabataş İskele Barbaros Meydanı'ndayız. Ve ben gece 4.30'da falan uyudum. Sabah da 6.30'da kalktım. 6.45'de kalktım. 2 saatlik uykuyla duruyorum. Şu an hiçbir şey yok. Ama zorlanacağım. Şu an görmüş olduğunuz yer bu alan Galatasaray Üniversitesi'nin Aydın Doğan Konferans Salonu'ymuş. Şöyle bir toplu gösterelim. Birazdan burada konuşmacılar etkinliklerini yapacaklar. Biz de etkinliğin başlamasını bekleyeceğiz. Şu an ekip olarak yerleştik. Tekrar göstereyim salonu şöyle. Aydın Doğan Konferans Salonu. Girdiğimiz geçtiğimiz yerleri gördünüz. Hem Galatasaray Üniversitesi'ni tanıyoruz bu videoda. Hem de etkinlik nasıl gidiyor bunlara bakacağız. Evet, güne güzel başladık. Evet sevgili arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi artık sempozyumdan, seminerden, artık her ne derseniz ondan çıktık ve Galatasaray Üniversitesi'nin Boğaz'a bakan o muhteşem manzarasında sempozyum kapanış konuşması yapacağım. Videoyu burada kapatır mıyım, kapatmaz mıyım tam olarak bilmiyorum. Günü devam ettirebilirim çünkü saat daha 3. Biz bizimkilerle hiç görüşmedik. Yani sabah ben gördüm de siz görmediniz. Bir tane Ahmet yatakta yatarken gördünüz. Onu da buraya koyarım. Üçüncü oturumda Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Berk Baran, diplomat Berk Baran ve Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Enis Tulça ile beraber muhteşem, muazzam, muazzor bir, yani ciddi manada güzel bir sekans geçti. Üçüncü oturum en sevdiğim oturumdu çünkü güncel konulardan, Kıbrıs'ın şu anki durumundan, güncel siyasi politikalardan bahsettik. Bu arada manzara efsane lan. Acayip hoşuma giden oturum oldu. En sevdiğim oturum da 3. oturum oldu. Umarım biz de farkındalık ve omdusmanlık kulübü olarak daha güzel etkinlikleri yaparız. Bu arada bu etkinliği düzenleyen Galatasaray Üniversitesi'nin Uluslararası Politika Kulübü'ne de acayip şekilde, yani teşekkürler ve tebrikler diyorum. Muhteşem bir sempozyumdu. Buraya tekrar çek. Hayır, buraya koyacağım. Hayır, koyamazsın. Bildiğiniz gibi bizim Ahmet bu okulda okuyor. O dipnozu da geçmiş olalım. Ahmet de burada okuyor işte. Güzelce Boğaz'ın kenarında, denizin dibinde ve bu muhteşem köprü manzarasında. Şimdi bugünlük şu an böyle devam ediyoruz. Biraz daha burada duracağız. Ondan sonra okuldan çıkacağız. Beşiktaş'a doğru gideceğiz. Sabah bu arada ben gece 4.30'da yattım. Bizimkilerle gece FIFA oynadık. Ve sabah 6.45'te kalktım. Ciddi manada var ya, gözümden öyle bir uyku akıyor ki. Ama işte dışarı çıktıkça, bir de manzarayı gördükçe şey oluyoruz, iyi oluyoruz. Şimdi şu an kapatıyorum. İlerleyen dakikalarda gene açarım. Ve zaten ayrıca şey, şarjım da çok az. %10. Gece şarj etmeyi unutmuşum. Şu anlık böyle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şeysin sen. Ne kadar güzel bir şeysin sen. Ne kadar güzel, ne kadar. Ne kadar güzel bir şeysin sen. Kameraya bakar mısın? Şuraya bak, hop. Şşt. Hoppa, hop. Arkadaşlar şu an buraya geldik. Bildiğiniz gibi ben Ahmet'in üniversitedeydim. Buraya geldik, yemek yedik. Buraya da geldiğimde yeni bir şey öğrendim. Orkun Işıtmak buraya gelip hani ucuz orta pahalı çekiyordu ya. O Orkun'un çektiği şey buraymış, makarnacı. Akşam 8'de Fenerbahçe'nin Başakşehir'le maçı var. Bizimkilerin halletmesi gereken bir iki iş var. Saatlerimiz de şu an 6'ya doğru gelmekte. Yani 2 saatimiz var ve bu 2 saat içinde bizim işleri halledip oturup maçı seyretmeye gitmemiz lazım. Yani stada gitmeyeceğiz ama evde izlemeye gitmemiz lazım.
Öyle işte, şimdi işlerimizi halledeceğiz. Tamam. Ondan sonra da eve geçeceğiz. Devam ediyoruz efendim günümüze. Arkadaşlar biliyorsunuz Ahmet'in üniversiteye gittik ya bugün. Ahmet diyor ki benim üniversitenin neyini beğendin diyor. Şey sahnesini koyuyorum şuraya. Sahilin kenarında yürüdüğüm o sahneyi. Şu an... Bir dakika. Söyle. Beşim okulunu düşün okulda. Ya, diyor ki yani kampüs büyüklüğü olmadığı için ders aralarında yapılacak aktivite yok diyor. Tamam doğrudur da ben bugün gördüm bazı teras meras bir yerler var. Oğlum zaten sizde kapasite de az. Çok fazla öğrenci de yok. Bize mesela 40 bin tane adam var. Öyle değil şimdi, nasıl oluyor biliyor musun? 10 dakika aramız var diyelim. O hani gözüken deniz kenarı kampüs var ya. Tamam. Yok aslında oraya gitmiyorsun. Ya yani. Tamam orası öyle de yani. Oraya gidene kadar. İstesen gidersin ama. Oraya gitmek 10 dakika, oradan dönmek. Hadi oraya gitmek 5 dakika, oradan dönmek 5 dakika. Teras bitti. Teras bitti. Yakın bir zamanda ama şey gelir arkadaşlar. Şimdi hem Koç Üniversitesi hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem Galatasaray Üniversitesi'nin içinde olacağı bir üniversiteler turu çok yakın bir zamanda gelir. Hepsine girip teker teker gezeceğiz. Fransızca çok zor arkadaşlar. Yani hani bu da Galatasaray Üniversitesi'ne gidecek biri varsa söylüyorum. Maça şu an tam 58 dakika var. Biz birazdan Osman Bey metrosuna bineceğiz ve oradan eve yetişmeye çalışacağız. Yetişiriz diye düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Öyle şu an işte gece yettik, hava karardı. Metro ile eve geçeceğiz. Şu an vaziyetler ve durumlar o. Osman Bey metrosuna geçiyoruz efendim. Saatlerimiz 7:03 geçiyor. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibisinden tüm işler halloldu. Sabahın o erken saatinde başlayan mesai şu an bitti. Ve tam şurada görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe Başakşehir maçı için hepimiz yerlerimizi alacağız şimdi. Daha üstümüzü başımızı değiştirmedik. Hala böyleyiz. Hala üstümüz başımız. Şey birazdan artık relax moduna gireceğiz. Maçı izleyeceğiz. Ben de birazdan yavaştan videoyu kapatacağım. Neden kapatacağım? Çünkü artık gece oldu, bu videoyu editlemem lazım. Yarın da 12'ye yayında olacak. Bugün günlerden 22 Ekim demiştik sabah. 23 Ekim'de saat 12'de video yayında olacak. Bundan mütevellit. Birazdan da ben videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şimdi hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saatlerimiz şurada göreceğiniz gibi çift 0:53'ten. Bu videoyu eve geldiğimizde saat 8'di ki biliyorsunuz Fener'in maçı vardı. Biz eve geldik. Maçı izledik. Rossi kaçta attı? Kaçta taktı? 84'te mükemmel Messi vari bir vuruşla 1-0 bize 3 puanı aldırttı. Gene bir video, gene gece biten bir video oldu. Bir gün içinde gene çekimini hallettik, editini hallettik. Hepsi güzel şekilde bitti. Az önce işte son kısımda biterek size kapanış videosunu çekiyorum. Efendim izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşünceye kadar lütfen bu kanalda kalın. Bizde kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.